Keyifli bir gıda zehirlenmesinin ardından ben yine buradayım. Bugün böyle oturup da çünkü yaklaşık 3 gündür yatıyorum sadece ve haşlanmış patates yiyorum. Çok sıkıldım. O yüzden böyle kocaman kameranın karşısına oturup bir şey anlatmaktansa hareketli minik vlog kameramla bir şeyler çekmek istedim. Birkaç parça yeni kıyafet aldım. Elbise internet üzerinden onları göstereceğim. Birkaç tanesi beni hayal kırıklığına uğrattı. Asla fotoğrafta göründükleri gibi gelmediler. Bir tane sırt çantası aldım şeffaf. Hem de satacağım ürünler var. Hem onlardan bahsetmek istedim. Hem de bugünü böyle vloglamak istedim. Vlog gibi olmayacak ama birkaç işten bahsedeceğim. Aynı zamanda şu anda makyaj masamdayım ve kullanmadığım ikinci el veya bazıları sıfır kozmetiklerimi de satışa çıkartıyor olacağım. Bazı elbiselerimle ve aksesuarlarımla, saatlerle vesaire birlikte. Siz bu videoyu izlerken ben çoktan herhalde ModaCruise'da dolabımı açmış olurum. Ekrana koyarım veya aşağıdaki bilgi kutucuğuna mutlaka bırakırım. ModaCruise'dan benim dolabımı takip edip ikinci el ürünlerimi inceleyebilir, satın alabilirsiniz. İçim rahat çünkü benden çok isteniyordu. Özellikle kozmetik kısmı kullanmadığın kozmetiklerini bize satışa çıkartabilirsin diye. Instagram'dan bunu tek tek yapmak inanılmaz zor. Gerçekten zor geliyor bana. Bir de ben eskiden bayağı bir satış yaptım. Belki hatırlarsınız eski takipçimseniz. Ama ModaCruise sayesinde daha rahat fotoğraflarını çekip satabileceğimi düşünüyorum. İlginizi çekerse linkleri bulabilirsiniz. Evet çocuğum sen orada yerini buldun. Ben de şimdi yeni aldığım birkaç parça bir işten bahsedeceğim. Bu yeni değil. Hatta ben bunu aşk memnu veda başlığıyla Instagram'a koymuştum ama çok da eski değil. Yani herhalde bir ay bile olmadı bunu alalı. Mango'dan almıştım. Şöyle kapıya astım daha rahat görün diye. Böyle düşük omuzlu bir elbise. Bak bunun hemen yanında bir tane siyah dantelli var ya. Ben onu da Mango'dan almıştım. Öyle göstereyim. Bunda kolları ve tüm üstü dantel detaylı. Güzel. Ya kurtarıcı. Her kadında bulunması gereken siyah elbise işte. Mini böyle hafif bir göğüs dekoltesi var. Ama ben bunu bedenine almışım. Small almışım. Kilo aldıktan sonra bunun popo kısmı bana olmamaya başladı. Yani giyemiyorum popom yüzünden. Ve üzülerek söylüyorum ki bunu da satacağım. Çünkü gerçekten hiçbir anlamı yok tutmanın. Lidiana'da almışım mesela bunu. Bu da 36 beden. Tam oldu bana. Bunu çok beğendim. Şöyle kenarları açık dekolteli. Giydiğiniz zaman beliniz ve göbek kısmında şöyle ufacık karper gibi. Yani burada da peynir sıkıştırdım ya araya. İşte öyle bir boşluk var. Bayağı uzun. Belki böyle çok azıcık 2 santim kısaltabilirim. Hani topuklu giydiğim zaman birazcık da olsa topuğum görünsün diye. Oho uzun elbise benden sonra olur. Ben bunu bütün yaz dolgu topuk ayakkabılarımla sandaletlerle patlatırım. Bunu da 4-5 gün önce aldım. Yine internette durduğu gibi gelmeyen bir elbise. Ama giyerim diye düşünüyorum bir şekilde modifiye edip. Bunu nereden almışım? H&M'den almışım. Bu da 36 beden. 36 beden bir elbiseye göre çok büyük. Bu da böyle düşük omuzlu. Çok uzun ve bayağı derin bir yırtmacı var ama İnternetteki fotoğrafta çiçekleri bu şekilde görünmüyordu. Ben böyle bir desen beklememiştim. Bakayım. Bir giyeyim üstüme karar veririm. Bu elbisemi de elden çıkartacağım. Çünkü bunu 38 kiloyken falan almıştım. Bedeni sanırım X small olması lazım. Guess bunun markası da. Bayağı güzel bir gece elbisesi bence. Bir de Stradivarius'un kendi web sitesinden aldığım bu çanta var. Ben bunu mağazada görüp çok beğenmiştim. Siyahı ve beyazı vardı ama ben geçen seneden beri sadece yine Stradivarius'tan aldığım siyah sırt çantamı kullanıyorum. Yani bir sürü çantam var onları hiç ellemiyorum bile. O yüzden de dedim bir tane daha sırt çantası alayım ama daha yaza uygun olsun. Şeffaf sırt çantasını ben ilk 2 sezon önce Zara'da görmüştüm. Zara'daki daha pahalıydı ve Zara'daki çok küçüktü. Benim sadece telefonum falan sığar içine. Ama bunun boyutunu da çok beğendim. Şurada etiketi sarkıyor. 89 liraya aldım bunu da. Ben vallahi şeffaf çanta aldığımı söyleyince genelde şöyle oldu. Aa ama içinde her şeyin görünecek yani rahat edebilecek misin? Yani gizli saklı bir şey koymuyorum içine en fazla. Ne koyabilirim? Ne olacak içinde? Cüzdan, anahtar, işte makyaj çantası belki ufak bir tane, bir selpak, bir tane çubuk kraker, sakız, öyle şeyler. Hani en fazla görünmesinden insanların rahatsızlık duyabileceği, benim duymayacağım pet olabilir. O da gayet kadınsal normal bir şey yani pet de koyabilirim. Ne olacak ki? Şimdi saat daha erken, salon dağınık, misafirimiz falan vardı dün, o yüzden birazcık ortalığı toparlayacağım. Bak kedi videosuna bunu eklemeyi unutmuşum ben. Bu tırmanma tahtaları sayesinde kedi tırnaklarını burada törpüleyip bileyleyebiliyor. Dolayısıyla mobilyalarımıza zarar vermemiş oluyor. Ama eğer bunu koymazsanız mobilyalara bunu yaparak böyle tıkır 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 yaparak tırnaklarıyla eşeleyebilir ve zarar verebilir. Düşündüğüm net bir şey yok.
yok öyle boş tenada. Dolandım bütün gece, bütün bir ay, bütün sene, ne fark eder? Günler. Ben bir damacanası rica edecektim. Tabii gönderiyorum. Teşekkür ederim. İyi günler. Yemeği daha yapmadım bu arada. Şey yapacağım. Poşette tavuk yapacağım. O yüzden zaten bu kadar rahatım kafam filan. Neyse dışarı çıkmak istiyorum. Çünkü hava çok güzel ve böyle ufak tefek bir takım işlerim var. Şu anda ilk kez şeffaf sırt çantamla dışarı çıkıyorum. Bağlama şeyi, ısıya dayanıklı bir tane şeyi vardı. Chico, iner misin anneciğim aşağı? Chico, gel yavrum lütfen. Aferin benim oğlum. Bak nasıl anlıyor laftan, duydunuz mu? Gördünüz mü bilmiyorum. İnşallah kaydediyordur şu an, bunlar göremiyor ama. Gel deyince geliyor, in deyince iniyor. Çok akıllı. Sadece Chico değil ama hepsi öyle. Sezgi aradı az önce, erkek kardeşimiz ve kuzenle beraber geliyor. O yüzden de yanına biraz daha tavuk yapacağım. Birazcık pilav yapacağım. Bir büyük su bardağından ıslatacağım ve salata yapacağım. Hazır pilav yapmaya karar vermişken size söz vermiş olduğum gibi Görkito'nun abaküs pilavını göstermeye geldim. Öncelikle bir pilav süzgeci aldım. Şimdi pirincimi bildiğimiz pirinç. Tercihen Reis'in baldo pirincini kullanalım. Çünkü muazzam oluyor. Azıcık su kaynatıyorum. Pirinçleri kaynar suyla ıslatıyorum. Şimdi neden buna Görkito'nun abaküs pilavı diyoruz? Snapchat'ten takip etmeyenler için şöyle bir açıklayayım. Çünkü bu tane tane oluyor ve çocuklarınıza sayı saymayı öğretebilirsiniz. Pilav aslında en kolay yemek. Benim çok küçüklükten beri bildiğim bir yemek. Hani ilk öğrendiğim yemeklerden bir tanesi diyebilirim ama genelde şöyle bir kalıp var. Pilavı iyi yapan her yemeği iyi yapar. Pilav zor bir yemektir falan. Ben ona inanmıyorum ama yine de benim nasıl yaptığımı görmek istiyorsanız diye ki görmek istemişsiniz paylaşıyorum. Şimdi ben şu büyük su bardağıyla tam olarak dolu dolu bir su bardağı dolusu pirinç kullanmıştım. Onları ıslatmıştım biliyorsunuz. Şimdi aynı bardakla 1,5 su bardağı su koyacağım bu tencerenin içine. 1'e 1,5. Benim ölçüm bu. Annemden öyle öğrendiğim için. Başka bir sebebi yok. Hangi bardakla yapıyorsam aynı bardakla devam ediyorum. 1,5. Pilavı tereyağlı yapabilirsiniz, şehriyeli yapabilirsiniz. Ben bugün sade bildiğimiz pirinç pilavı yapacağım. Tereyağı da kullanmayacağım. Böyle göz kararı bir yemek kaşığı kadar ayçiçek yağı dökeceğim. Tuzu atmadan önce pilavın 3 püf noktasına ilki limon. Birkaç damla limon suyu damlatacağım ki pirinçlerin rengi bembeyaz olsun. Yine göz kararı tuzumu da böyle ekliyorum. Limon damlasından sonra ikinci püf noktası. Bunu makarnada da aynı şekilde kullanabilirsiniz. Ben mesela çoğu zaman eğer soslu veya peynirli yapacaksam makarnayı sadece suda değil yarısı su yarısı süt olan bir karışımda haşlıyorum. Bu şekilde çok daha lezzetli oluyor makarna. Konumuza dönüyorum. Çok azıcık şu kadar süt damlatıyorum. Ve şu olayı tamamen tahta kaşıkla karıştırıyorum. Ve altını yakıyorum. Bu şekilde böyle iyice kaynasın diye altı en açıkta. Şimdi o kaynayana kadar böyle bırakacağım. Ben pirinçlerime geri döneceğim. Suda beklettiğim pirinçlerin nişastası falan iyice çıktı böyle. Bunu şimdi böyle 5 kez falan yıkayacağım. İyice yıkadım. Şimdi tekrar sızıyorum. Bu arada soğuk suyla yıkadım. Çünkü zaten kaynar suda bekledi pirinçler. Şişti, şok etkisi olsun diye biraz böyle lapa olması kendine gelsin diye buz gibi suda yıkadım. Defalarca yıkayıp suyunu süzdüm. Pirinçleri şimdi bunun içine ilave ediyorum. Son püf noktası eminim herkes biliyordur. Sadece şöyle bir kez çevirip ağzını kapatıyorum. Başka hiçbir şey yapmayacağım. Ve birazdan şu buhar gittikten sonra pirinçlerin ne hale geldiğini zaten göreceğim. Yaklaşık 15-20 dakikada pişiyor. Sonra altını kapatıyorum ve arasına bir havlu veya herhangi bir bez koyarak demlenmeye bırakıyorum. Öyle bir 10 dakika bekletiyorum ve pilavım hazır olmuş olur.